Merhaba arkadaşlar. Master Ferguson 5430 serisi. Ya da 5430 da diyebiliriz. Traktörümüz 92 beygir. 2014 model. 4 çıkış var arkadaşlar. Orijinal. Pistonlu. Yani pistonlu dediğim amortisörlü kabin. Çamurlukta indirme kaldırma kolları. Şurada kuyruk mili stop. Yine aynı şekilde bu taraftaki çamurlukta da var indirme kaldırma. Traktör Avrupa. Arkadaşlar şu şekilde traktörümüz, şurada power shuttle var, ileri boşta, şu şekilde geri. Çalıştıralım, devriyaja basalım. Çalıştırıyor arkadaşlar. El freni solda arkadaşlar. El frenini indirdikten sonra arkadaşlar ileri gitmek için power shuttle'ı ileri aldığımızda şurada sağ tarafta vites var. Şu an 3. viteste. Mandala, şunun ucunda mandal var. Mandala basıp geri çektiğimizde şu an 2'de. Şurada da, şuradaki ekranda A, 2B, 2C, 2D diye şu koldan ileri şöyle yapalım. Mandala basmadan da atabiliyor. Şu şekilde mandala basmadan geri çekersek uçuğu alır arkadaşlar. B, A. Aynı şekilde vites geçişlerini şuradan da shuttle'ın mesela şu şekilde yapalım. B, C, D. Yani uçukları buradan da geçirebiliriz. Artı eksi. Bu şekilde. Şurada el gazı var. Bu el gazı arkadaşlar. Traktörü boşa almak için şurada N'ye getiriyoruz arkadaşlar. N boşta bir vites. Bu şekilde. Şunlar çıkışlar arkadaşlar. Damper çıkışları. Şurada kuyruk mili devirleri var. Şunlar toprak altı toprak üstü ekipmanların ayarları. İşte toprak üstü ekipmanda nasıl, pullukta, tırmıkta nasıl yapılacak diye. Burada onun ayarları var. Şu hidrolik kollarını indirme kaldırma. Şimdi arkadaşlar bunların hidrolik kolunda traktör elektronik olduğu için şöyle yaptığımız zaman kaldırmıyor. Bir defa bu şekilde yapıp tekrar buraya aldığımız zaman ya uyandırmak gerekiyor. Şöyle yapıp ondan sonra kaldıracağız. Bu tarafa da indiriyor arkadaşlar şu anda. Ve bunun hızı var. İndirme kaldırma hızları şu şekilde. Şurada 7, 8, 9. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ortada dursun.
Yani şurada 4 çekere geçirme var. Zaten şu anda 4 çekerde bastım. Şu an 4 çekerden çıktı. Tekrar basıyorum. Şu an 4 çekere geçtim. Bu şekilde. Zaten traktör hafif bir zorlamada 4 çekere kendisi geçiyor arkadaşlar. Şurada teyp var. Kliması var. Kabinin içi bu şekilde. Yardımcı koltuğumuz var. Yardımcı koltuğumuzun da şu şekilde olduğu zaman dar. Şöyle yanındakini demiri kaldırıp da şurada yuvasına mandala oturttuğumuzda gayet büyük bir koltuk oluyor. Tabii biraz sert ama burada emniyet kemeri de var. Traktör bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu şekilde aldım. Traktör 2D, 2A'da. Ayağımı debriyajdan kaldırdığım zaman traktör yürüyecektir. Evet, yürüyor. Şu an aynı şekilde aynı hızda gelirken şatalı geri alıyorum. Tekrar geri geliyor. Yani debriyaja basmadan da ortaya alırsanız traktör duracaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ortaya alalım. Sinyalleri vesaire. Traktör bu şekilde arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Traktör gayet rahat. Oturuğu bile diğer traktörlerden çok çok farklı. Konforlu bir traktör yani. Traktörün içi bu şekilde arkadaşlar, dizaynı. Zaten bütün ayarları buradan yapılıyor. Toprak altı, toprak üstü ekipmanlar çok kolay. Şurada bir, bu da arkadaşlar, ben bunu genelde sıfırda tutuyorum bu şekilde. Bu traktörün kalkış hızı arkadaşlar. Biz bunu genelde sıfırda kullanıyoruz bu şekilde. Başka da anlatacağım herhangi bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.